Ömer Workout. Ankara'nın bağları nasıl da neyse boşver. Bugün arkadaşlar güzel bir içerikle karşı karşıya olacağız. Ömer bodybuilder ve ben de kalistenikçi olarak bir bodybuilder'a kalisteniks antrenmanı nasıl yapılır, nasıl yapmalı, hataları neler onları naklen anlatacağım. Bu konsepti yapma sebebimiz TikTok'ta çoğu arkadaşımız kalisteniks'e geçmek istiyor fakat buna birden geçiş sağlayamıyor. Hani nereden başlayacağını bilmiyor. Buna nazaran ben dedim ki bir tane en sağlam örneği Ömer Aydoğdu'ya çağırmak olsun dedik. Ama şey ya, senle vücutlarımız baya benziyor bu arada. Evet benziyor. Şu olarak da muhtemelen sen daha güçlüsündür. Yok canım. Vallahi. Deadlift attın mı hiç? Kaç bench atıyor? Ben hiç tekrar bench yapmadım. Ben 130 attım. Kanka ben 5 tekrar çıkarma odaklı. Yani 5 tekrar için sayarsak 110 kilo benim fiyatım. 110 ile 5. Evet. Sen o zaman bir 140 falan atarsın. Tekrar mı? Evet. Atabilirim. Çünkü ben 102.5'da 5x5 giriyorum. Zorlanıyorum. Her neyse arkadaşlar, konseptimiz burada başlayacak. Bu Ömer 8 yıllık ayrıca Discord arkadaşımız. Gitmeden önce bayağı bir video stoklayacağız beraber. O zaman bu videomuz kalisteniks'e geçmek isteyen fitnessçi veya bodybuilder arkadaşlarımız için örnek bir video olsun. Görüşmek üzere. Gülü seven dikenine katlanır. Vahnih muszani frak. Şimdi Ömerciğim, kalisteniks'e başlamanın ilk temeli. Bu nasırlara alışacaksın bildiğin gibi. Abi beraber nasılsın? Şimdi Ömerciğim ellerine bakalım. Klasik bir bodybuilder deadlift'ten hafif nasır tutmuş patates kızartmalı elleriyle. İlk önce ısınacağız, sakatlamayacağız. Ömer'in en çok yapmak istediği hareket muscle up diye biliyorum. Az önce bir front lever'a yöneldin. Daha önce adam akıllı denemedim bile muscle. Denemedin yani mi? Atabilir miyim bilmiyorum. Şimdi benim çantamda bütün kalisteniks ekipmanları var. Şınav tahtasından tutun, bu direnç lastiğine kadar her şey var. Şimdi hepsiyle kademe kademe öğreteceğiz. İlk önce biz bir ısınalım, sonra tekrardan let's go. Arkadaşlar ısınırken bir hareketi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yapmış olduğum hang on the bar hareketi. Gerçekten bar fix antrenmanınızdan önce sizin eklemeniz gereken bir hareket. 4 set 20 ile 30 saniye arasında yapıyoruz. Yapmanız gereken basit, tam olarak kolları salıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bu yani. Sizi yoruyormuş gibi gözükebilir. Ama inanın çekeceğiniz barfix hareketinde çok fazlalıkla size kuş hissiyatına kapıldırtacak ve bu kas gruplarını ısıtacak hareket. Bunun haricinde bir de scapula pull-up var. Şu. Sadece scapula kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. İşte bu 6 ile 8 tekrar. 3 set. İnanın yapacağınız barfix'in pratiğini çok arttıracaktır. Yapacağınız barfix'in kalitesini çokça arttıracak. Mutlaka eklemelisiniz. Şimdi ben 3. seti bitirdim. Ömer de geçsin. Evet. Evet. Full sal, komple sal. Kafam böyle çekti. Heh bu. Az önce kolların kasılıydı şuradan anladım. Evet. Saymadım ben bu arada. Yok yok sayma. Tamam. Ben ya 12 saniye oldu şu an. Let's go. Güzel. Yani arkada dur. Şu. Şurası yani. Full estetim bu kas gruplarının. Heh bu yani. Olayımız bu. Misyonumuz bu. Evet arkadaşlar biz ısındık ve Ömer'e full gücü varken muscle up denettirmek istiyorum. Beraber bunun tekniğini inceleyeceğiz. Doğrusunu yanlışını öğreneceğiz. Daha önce muscle up denedin mi Ömer? Denemedim. Ama şey yapıyordum. Patlayıcı güçle basıyordum, yavaşça bırakıyordum mesela. Negatife kasıyordum. Aynen. Şimdi atla bakalım. Yani sana hiçbir şey söylemedim ben videonun başından beri. Aynen muscle up dene. Burada kalıyor. Bir daha evet. Çıkamıyorum. Bir daha dene. Tamam. Şimdi burada senin yapmış olduğun hatane ondan bahsedeceğim birazcık. Heh. İlk olarak çevirme. Yani çoğu arkadaşımızın muscle up atacak gücü var. Ama şu tekniği bilmediğinden dolayı muscle up atamıyor. Şimdi bir tane göstereceğim sana. O yüzden barı çok sıkı değil de hafif yumuşak bırakın. Heh. Ki yukarıya çıktığınızda bileğinize şu rotasyonu sağlatabilir. Yani bir de ben böyle tutun diyeceğim de bazısı böyle daha rahat yapıyor. O tamamen sizin tekniğinizle alakalı. Böyle atladınız, vücut ileriye gitti. Geriye gelirken çektiniz ve döndürdünüz. Hani sırtınızı yukarı atmanız lazım ki barın üstüne çıkıp bas. Olay tamamen bunlar ibaret. Barın üstüne çıkmak. Zaten geri kalan de birlik harekette bardik. Bunu da yapabilirsin. Bir daha göstereceğim. İstersen yandan çek kanka. Tamam olur. Gidiyorum. Gelirken üstüne attım kendimi. Şimdi ben bunu ne kadar size anlatsam da siz bunu denemeden bilemeyeceksiniz. O yüzden yardımcı ekipmanımız olarak Ömer'e bundan vereceğim. Bunun bağlayışı çok basit arkadaşlar. Bunu Decathlon'dan bulabilirsiniz. Böyle bağlıyoruz, sonrasında bu şekilde deneyeceksin Ömer. Bir de böyle bakalım. Videoları var ya araya kaçıyor, ayaktan abo. Çıkıyor. O yaşamıyor. Yok ben hiç yaşamadım. İki elin aşağı doğru. Aynı. Tamamdır. Zıpla bara. Hazır olduğunda tekrardan patla. Ben elimi döndüremiyorum. Bence sorun orada. Bu fazla bara yapışıyor el ya. Bir daha dene. Öne doğru momentum ver kanka biraz. Yok. Atamıyorum. Yok mu? Hadi. Güzel. Güzel. Bir daha deneyeceğim. Dur çok yoruldum. Tamam. Bunca şeyden sonra Ömer'e muscle up antrenmanımı denetme vakti geldi. Ömer, şimdi benim yapmış olduğum, muscle up yapamazken yapmış olduğum belirli başlı hareketler vardı. Bunları tabii kendi set ve tekrar sayına göre sana yaptıracağım. Ama hareketler belli olacak. O zaman başlayalım. İlk hareketimiz high pull up. Let's go.
Nico. İlkte hiç yapamıyordun, şimdi yavaş yavaş çözüyorsun. Arkadaşlar, antrenmanı bitirdik Ömer'in. Son setinin son tekrarını yaptı. Pazar gününe kadar en az bir tane keeping de olsa şu döndürmeli muscle up öğretmeye çalışacağım kendisine. Nasıl antrenmanlar? Soluk soluğa kaldın sanki biraz. Kanka. Mı ne? Kalmamın sebebi şöyle, aynısını squat gördü de şu. Göğüse baskı yapıyor ya. Evet. O beni biraz dar nefese soktu. Denir mesela. Yeah, that's it. Videomuzun konsepti bu kadardı arkadaşlar. Bu bölümümüzün, bu serimizin birinci bölümü. Pazara kadar çıkartmaya çalışacağız ve seri bu şekilde son bulacak. Daha fazla bu tarz içerikler için yorum, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ozan Workout Vazdev. Stay fit.